Ladies and gentlemen, welcome on board. Today we are going to ride to Konya. Konya'dan selamlar. Şu an Konya merkeze doğru gidiyorum. Önce Nalçacı'ya gideceğim. Ali abiyi alacağım. Daha sonrasında merkezde Eyüp abiyle buluşacağız. Ve ardından güzel bir antrenman yapacağız. Konya'ya çok güzel planlar doğrultusuna geldim. Bunları yakında sizlerle paylaşacağım. Çok yakında sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi görüyorsunuz değil mi? Nasıl açılıyor? Çok güzel. Bak açıldı. Tekrar şeridine geri girdi. Teşekkürler koca yürek. Şimdi şöyle merkeze gideyim, antrenmana başlayayım. Ondan sonra harika bir vlog bizi bekliyor. Evet, biz şimdi... Abi ne yapacağız bugün? Vlog çekiyorum. Bugün fıtı fıtı gezeceğiz, sana birkaç parkur göstereceğim. Ne parkuru? Gizli. Yayınlamayalım mı? Yayınlayalım. Ama gizli. Tabii, aynen. Gizli yayınlayacağız. Aynen. Siz de... Siz de gizlice beğenin, gizlice yorum atın. Hatta gizli sekmede açsınlar. Evet, gizli sekmede açın. CTRL ve T tuşuna basınca oluyor. Bugün niye fıtı fıtı gidiyor? Çünkü ben daha yeni geldim. Evet. Bugün o rakamı seni çarpmasın diye. Evet. Aklınızda olsun. Yüksek rakıma gittiğiniz zaman. Yani en azından bende öyle oluyordu. 3 gün, 4 gün. Evet, 3-4 gün. Yavaş yavaş fıtı fıtı, easy, zone 2. Çevir. Hatta gerekirse zone 2 bile yapmayın çünkü hiç o strese gerek yok bence. Kesinlikle. 3-4 gün önceden gitseniz yeterli olur. Oo, bir saniye araba çarpacak. Sola gireceğiz, gel. Evet. Çok geliyor, gelin. Hocam! Konya'da böyle, herkes birbirini tanıyor. Peki biz şimdi bu yol velodroma çıkıyor gibi geldi bana ama burada her yol velodroma çıkıyor. Doğru. Sonra beni eve bırakın ya. Burada bırakın. Ben Bosna'da kalıyorum. Yani Selçuklu'da. Ama onlar Meram'dalar. Zaten Konya'da 3 tane yer var. Koram. Meram. Karatay. Selçuklu, Karatay. Karatay birazcık şey. Zeytinburnu. Meram, Beşiktaş, hayır. Selçuklu'da. Meram bir sefer. Yani öyle Meram'a atamazsın. Nişantaşı Meram. Meram Nişantaşı, ooo. Meram Nişantaşı. Şeyde... Karaday'da elmam düştü. Karaday'da neresi oluyor şey? Bağcılar. Allah kahretsin. Beklemediğim anda geldi. Kuzey abi benim bu iğrenç görüntü için ama. Orayı biplersin. Orayı artık bipleyeceğiz bir şekilde. Kameralarımıza kustu. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz bilinmezliğe. Sonra eve bırakılışım. Ve kapanış şeklinde yapacağız. Konya çok güzel. Şöyle biraz yoldan da şey yapayım. Daha yola gelmedik ama. Ara yollar diyelim. Anlayacağız. Evet dur. Güzel güzel bir giriş yapmamız lazım. Adamın modu yok, dışarıda alacağım. Türkiye'nin en iyi mekanikeri Murat abimin dükkanı Şampiyon Bisiklet'ten merhabalar. Doğru. Başla. Tamam. Murat abiye biz uğradık. Niye uğradık? Çünkü
küçük bir işimiz vardı. Vites ayarımız vardı. Alayım diye ayarımı vites ayarı. Küçük sıkıntı var. Bizim işimiz. Onu yapacağız. Ondan sonra gideceğiz. Ol yağlar ya abi. Sonra antrenman devam edeceğiz. Abi diyorlar ki şampiyon bisiklete uğramadan antrenman bitmezmiş Konya'da. Çok doğru. Yani Mevlana'dan sonra en çok ziyaret edilen bir tanesi. Türbemize hoş geldiniz. Evet. Senede 1,5 milyon kişi geliyor. Sen hep buraya. Abarttım. Kim abartacak? 1,5 milyon kişi geliyor oğlum. Abarttım. Aynen. Vallahi. Sırf ben kendim zaten bir seneye vuracak olsan senede 350 kez uğramışım. Evet, Instagram'dan ve YouTube kanalından antrenman öncesi paylaştığım zaman söylediğim bir antrenman var. Düşük kadans zon 3 nabız antrenman. Onun için en uygun yokuşu gösteriyorum. Burası Konya'da askeri yokuşu. Nereye çıkıyor? Bu yolun devamı böyle düz giderseniz Antalya. Size şeyi gösteriyorum. Kadansımı. Bu kadanslarda bu şekilde 50 kadans. Burada böyle bir yolda bu antrenmanı yapmak lazım. Nabız zon 3. Zon 3.5'a kadar çıkabilir. Böyle. Görüyorsunuz zorlamaya gerek yok fazla. Har 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 gitmeye gerek yok. Ben Konya'ya yer geldiğimde antrenmanımı bu yolda yapıyorum. Burada güzel oluyor bu antrenmanı yapmak çünkü. Evet şu tabelanın orada da bitiyor zaten. Şu sağda velodrom var. 2019'da da Türkiye Şampiyonası zamana karşı şey yapıldı burada. Parkur burasıydı. Geldik. Velodromun oraya kadar indik. Geri çıktık. Geri gittik Hatıp Kavşağı kadar. Bir tur daha, iki tur. 30 küsür kilometreydi. Aha köpekler gördü bak nasıl bağırıyor. Gel gel. Gel eğlence var gel. Gel. Tutun abini tut. Arkanda. Hadi oynayalım. Gidiyorduk az kalsın. Velodrom'a gidiyoruz galiba. He. Söylemedin nereye gidiyoruz diye. Heyecanlıyız bakalım. Geç. Vay. Abi sen yanlış spor yapıyorsun he. Evet, biraz da gravel. Harcanıyorsun. Jimnastik yapsa, atletizm yapsa daha sağlıklı da yol çok kötü. Yavaş yavaş gideceğiz. Kapatıyorum yoksa düşeceğim. Ulan nereye geldik böyle ya? Neyse dur. Hop geçeceğiz. Burada mı yapalım? Ne bileyim, tramvay yolunda güzel olmaz mı? Sen şurada dur, ben burada duruyorum o zaman. Gidiş geri söyledim. Ben buradan karşıya geç. Nasıl geçeceğim? Geçiş yok buradan karşıya. Ya tamam hadi gidin ya.
Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Tamam tamam. Onlar gittiler şimdi. Mükemmel. Ben de buradan nasıl geçeceğim ki? Geçiş yok ki karşıya. Tersten geçen dedi. Harika. Neyse arkadaşlar. Ben geldim Bosna'ya. Bosna mahallesine. Yani Selçuklu'dayım. Buradan sonra otel. Böyle yaklaşık 3 saatlik bir sürüş oldu. Tabii ben gittim onları aldım. Ondan sonra onlar beni buraya kadar bıraktı vesaire derken 3 saati buldu. 76 kilometre olmuş. Güzel. Özlemişim Konya'yı, Konya'da sürmeyi. Ama ben daha videonun başında da bahsettiğimiz gibi Konya'da ikinci günüm. Şimdi gidip de basarsam, gidip de sert antrenman yaparsam patlarım, hiç gerek yok. Uslu uslu otele gidip yemeğimi yiyip devam edeceğim. Bir vlogumuz daha bu şekilde sona erer. Yakında daha güzel gelişmeleri size aktaracağım. Ama şimdilik görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Gel geç. Aferin sana.